Haber Global'den iyi akşamlar. Eğitim dünyasına yeni parçalarımızla birlikte başladığımız Başarının Yolu programıyla yine karşınızdayız. Her hafta farklı konu ve konuklarla ekrana geleceğimiz programda bugün programımızın özellikle yeni okul seçiminde nelere dikkat edilir? Kariyer seçimindeki önemli üzerinde durulacak konular nelerdir? Ayrıca dijital dönüşümle birlikte yeni meslek grupları neler olacaktır? Programımızın bu akşamki konu İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat Özeren. Sayın Özeren hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. De, seyircilerimize de sağlıklı ve mutlu bir gece diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii sizlerle böyle programda konuşurken bir başka konu da hemen gündeme gelir. Pandemi süreci. Bugün evet. Yine Sayın Bakanımız sonuçları açıkladı. Pandemi sürecinde özellikle eğitimi nasıl yönettiniz? Neler oldu? O konuda bize bir bilgi verebilir misiniz? Tabii pandemi özel bir, dünyada da özel bir kavramdı. Bizim için de aslında baktığınız zaman zor oldu. Şöyle zor oldu. Aslında biz geçmiş olarak altyapımız, internet altyapımız, teknolojik altyapımız, bilgi teknolojilerini bu zamana kadar yapmış olduğumuz yatırımlardan dolayı çok hazırlıklıydık ve bu yüzden de kendimiz açısından, okullarımız ve eğitim süreçlerimiz açısından çok zorluk yaşamadık. Ama tabii ki işin bir faktörü ve en önemli bir odağı olan, bizim için her şeyden önemli olan öğrencilerimiz. Evet. Öğrencilerimiz için oldukça zorlu bir süreçti bu. Çünkü onlar için yeni bir yapı, dünyada yeni bir kavramdı. Online eğitim ve bunu zorunlu olarak yapmaları gerekiyordu. Burada okul, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle beraber işbirliği içerisinde başarılı bir süreç yaşadık. Ve bazı bilgiler paylaşmam gerekirse özellikle lütfen, 577 milyon dakika gibi bir online eğitim verdik ve 5 milyon içeriği oluştururdu. Ve bunlar oldukça muazzam rakamlar. Tabii ki çocuklarımızı online eğitim sırasında onların konsantrasyonu, motivasyonu en üst seviyede tutmak için çaba sarf ettik. Bu konuda özellikle hem velilerimize hem öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti ama çocuklarımız bunu alnının akıyla çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ve hepsini tebrik ediyorum. Güzel bir eğitim süreci, bu zorluklara, bu şartlara rağmen çok güzel bir eğitim süreci oldu. Ama buradaki bizim Doğa Koleji olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tabii ki bu zamana kadarki bilgi birikimini de, know-how'ını da kullanarak iyi bir altyapımızla güzel bir eğitim süreci verdiğimizi düşünüyorum. Velilerimizden de bu konuda oldukça pozitif geri dönüşler aldık. Onların da bu konuda mutlu olmasında da biz de son derece mutluyuz. Sayın Özeren, pandemi sürecinde de şöyle görüyoruz, tabii ki değişimler farklılaşıyor. Eğitimin dünyadaki yeri nereye gidiyor? Turgay Bey, tabii bu konuyu aslında birkaç kısımdan bakmak lazım. Bir pandemi öncesi bakmak lazım, bir de pandemiden sonrası bakmak lazım. İnşallah bu pandemide tabii ki hayatımızın bundan sonraki hayatında sürekli olarak olacak anlamına gelmiyor. Bunun da bir kesiti olacaktır. İnşallah kısa bir süre içerisinde hayatımızdan çıkar ve tekrar eski, daha huzurlu, mutlu olduğumuz, daha sosyal mesafemizle yakınlaşarak hareket ettiğimiz günlere de geri döneriz diyorum. Şimdi dünyada yaklaşık 8,5 milyon insan, öğrenci sürekli olarak başka ülkelerde transfer yapılıyor. Yani böyle bir öğrenci yapısı vardı. Şimdi bu rakam aslında baktığım zaman OECD'nin rakamlarına göre artarak devam edeceği öngörülüyordu. Tabii pandemi de bu kesitte uğradı. Şimdi yeni eğitim sürecinde özellikle öğrenci odaklı bir eğitim sisteminden bahsetmek gerekiyor. Bilgi teknolojilerine odağında bir eğitim teknolojisinden bahsetmek gerekiyor ve beceri odaklı bir eğitim yapısından bahsetmek gerekiyor. Bu kavramlar multidisiplinler arası eğitim modelleriyle beraber yeni kavramlarımız olarak hayatımızda 2020 yılının hayatımızda olacak ve bundan sonra da devam edecek kavram olarak söyleyebiliriz. Bu pandemi sürecinde böyle bir kesintiye uğradı. Ama bu şu demek değil. Bundan sonra hep online eğitim olacak, böyle bir hayat yaşayacağız. Bu böyle bir şey yok. Ama küreselleşme, özellikle yüksek öğretim kısmında da baktığımız zaman global bir eğitim politikalarından bahsetmek gerekiyor. Global eğitim politikalarından bahsetmek gerektiği zaman hem öğrenci transferleri, farklı kültürleri, farklı disiplinleri alabilen öğrenciler, ama bununla beraber de online eğitimde hayatımızın her zaman bir parçası olacak. Bundan
bir kaçış olarak söylemiyorum ama bir bilgi teknolojileri kavramı her ne iş yaparsanız yapın, her ne yaparsanız yapın işin odağında olacak. Şu, buradan şunu bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Lütfen. Özellikle bilgi konusu artık dünyanın bundan sonraki en büyük değeri. Petrol gibi, altın gibi bu bir hazine. Bu hazineye bizim iyi sahip çıkmamız ama lazım. Ama güvenilir bilgi. Tabii ki güvenilir bilgi, doğrulanmış bilgi ve milli bilgi. Bu da çok önemli. Yani bilginin, verinin millileşmesi de son derece önemli. Yani milli o bilgi size ait değilse, hep üretenden aldığınız bir bilgi ise siz de hep tüketen bir toplum olursunuz. Bunu üreten toplum haline getirmek de bizlerin elinde. Bundan sonraki üretecek eğitim politikalarının ve global ekonomiye adapte olmanın önemli maddelerinden bir tanesi. 2008 yılında üretilen toplam bilgi, insanlık tarihinin 5000 yıl öncesinde üretilen tarihin toplamı, bilginin toplamından fazla. Sırf 2008 yılından bahsediyorum. 2008 yılından sonra üretilen bilgi de logaritmik olarak artıyor. Onu hesaplamak da çok mümkün değil. Başka bir örnek vereyim. 2017 yılında günde üretilen makale sayısı 3000. 3000 adet günde makale üretiliyor. Bu anormal bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bunun %10'u bilimsel akademik makale olarak kabul ederseniz 3 günde 300 tane yeni makale. Yeni makale demek yeni bir buluş, yeni bir kavram, yeni bir yeni bir test, yeni bir doktora. Aynen. Bunu bu demek. Yani o kadar çok bilgi, o kadar çok veri var ki şimdi bu bilginin, verilerin hepsini bilmek, anlamak mümkün değil. Tabii burada önemli olan şu. Çocukların artık eğitim yapısında becerilerine dönük, beceriyi geliştirecek eğitim modellerini oluşturabilmek önerilir. Bu okullar için de geçerli. Çocukların becerisini arttırdığınız takdirde burada da kavram şuna geliyor. Nasıl bir insan istiyoruz kavramına geliyor. Becerisini kuvvetlendirilmiş. Kendi mevcut konjonktüre, mevcut yapıya adapte olabilen, kendini değiştirebilen ve en önemlisi de değişimi sağlayabilen gençler, öğrenciler ve bir gençlikten bahsetmek istiyorum. Aslında bu açıklamaz da bir soruyu kendiliğinden üretiyor. Eğitim becerisi, tabii eğitim becerisi derken öğrencinin de belki velinin de doğru okul seçiminde de etkili bir durum olacaktır. Kesinlikle. Burada ne yapılması lazım? Şimdi gene burada çocukların becerisi önemli. Şimdi evet. Özellikle biz doğa koleji olarak çocuklarımızı okul öncesi zamanlardan başlayarak K-12 sürecinde lise sonuna kadar devam eden süreçte çocukların becerilerini artırmak, bu kavram olarak baktığınız zaman kodlama eğitimi, robotik eğitimi, bilgi teknolojilerinde çok önemli bir odağını vazgeçilmez bir noktaya koyarak diğer temel bilimleri de multidisiplinleri de ortaya koyarak çocuklarımızın becerilerini arttıracak sanat, spor, sosyal sorumluluk projeleriyle beraber onların toplam gelişimini sağlayabilecek bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Çocukların özellikle bizim İstanbul Teknik Üniversitemizin çok güçlü alanları var. Türk, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik Devlet Konservatuarı bir protokolümüz var. İnşallah pandemiden sonra çocuklarımıza böyle bir sertifika programı oluşturacağız. Tekno kentimiz var. Çocuklarımız kuluçka merkezlerinden çekirdek startuplar ve devamında dünyada oluşturulan iki tane büyük teknokent merkezlerinde Amerika'da ve Almanya'da olan merkezlerimizde daha büyük çaplarda olaya gidebiliyorlar. Bu kavramları, bu bir kültür, bu kavramları bir kültür halinde o yaşlardan başlayarak çocuklara vermeye başlamak lazım. Evet. Bir patent kavramını çocuklarımız üniversitede duymaması lazım. Bunu daha anaokul çağlarından, okul öncesi çağlardan sürekli olarak yaşayarak gelmesi lazım. Sonradan bu değerleri kazanmak çok güç. Yani nasıl bir ortam, bu kavramları sürekli olarak okul içerisinde, okul dışında, ekosistem içerisinde, kümelenme merkezlerinde sürekli olarak bu kavramları duyarak yaşayabileceği bir ortam lazım. Bu yapının içerisinde yaşayarak, öğrenerek, eğiterek gelen çocuklar gelecek meslek seçimlerinde de çok daha başarılı oluyor. Çünkü neden, niçin ve nasıl meslek seçeceğini doğru tahmin edebiliyor, doğru bilebiliyorlar, doğru isteyebiliyorlar. Evet. Yani çocuğun sırf moda diye bir şey istemesi doğru değil. Ne için istediğini ve ondan gelecekte nasıl bir beklentide olacağını bilmesi lazım. Belki şu andaki dijital dönüşüm
ev dönüşüm kavramları hayatımızda o kadar iç içe geldi ki bu kavramlar ileride daha da artacak. Şu anda adını bilmediğimiz, daha adı konmamış bazı mesleklerde çalışabilecek çocuklar. O yüzden bu kavramlar meslekler olarak baktığınız zaman önemli olan bu temeli sahip olabilmek. Bu temeli sahip olduğunuz zaman ileride dönüşebilecekleri meslek yapılarına da rahatlıkla adapte olabilecekler. Biz bunu sağlamak istiyoruz, bunu sağlatmak istiyoruz. Çocuklar da, gençlerimiz de meslek seçerken kendileri için en mutlu olabilecekleri ve beceri olarak da onlar için en sağlıklı, en yetenekli olabilecekleri yerleri seçmeleri onlar için her zaman en büyük fırsat olacaktır. Çok güzel. Bu açıklamalar bize şunu da soru olarak üretiyor ister istemez. Okul seçimi anlattıklarınızla birlikte eğitim disiplininde kariyer planlamasını da getiriyor. Tabii ki İstanbul Teknik Üniversitesi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Karaca bir açıklamasında İstanbul Teknik Üniversitesi kültüründen söz etti. Şimdi sizin de anlatımlarınıza bakıyorum. Buradaki kariyer planlamasında nasıl bir hedefleme olmalı? Mutlu bir çocuk öğrenerek hayata mutlu bakabilmesi. Ya, bu konuda tabii rektör hocamızın tecrübeleri ve bilgi birikimi çok fazladır. O zaman zaman bu tip programları katarak gençlerimize kendi bilgi birikimine ve tecrübelerini aktarmaya çalışıyor ve çok da faydalı olduğuna inanıyorum. Az önce söylediğim gibi bu konuda mutlu olabilecekleri, sizin de bahsettiğiniz gibi mutlu olabilecekleri ve kendi becerilerini geliştirebilecekleri ve kendi yeteneklerine sahip oldukları meslekler onlar için iyi olması lazım. Onları tercih, onlara doğru yönelmesi lazım. Ama tavsiye isterlerse tabii ki standart klasik meslekler çok önemli. Ama geleceğin hangi işi seçerse seçsin, hangi mesleği seçerse seçsin bilgi teknolojilerinden uzak kalmasınlar. İşinin bir parçası olacak. İsterse tıp olsun, uzaktan sağlık hizmetleri, sağlık dediğimiz kavramlar, uzaktan ameliyat kavramları. Şu anda telekomünikasyon altyapısı olarak biz 4.5G'yi kullanıyoruz. Yakında 5G kavramları gelecek. Şu andaki hızdan yaklaşık 100 kat daha fazla hızlardan bahsedilen bir kavram. Ve gecikme response time'ları son derece düşük ve anlık ameliyatlar son derece kusursuz bir şekilde, cerrahi bir şekilde yapılabilecek anlamına geliyor. Bununla beraber tarım, ekotarımlar ve bunların sürekli olarak bilgi teknolojiyle beraber desteklenmiş yapılar. Araç teknolojileri, insansız araçlar, otonomlar, bunlar hepsi kavramımız olacak. Yapay zeka işin ana yapısında olacaklar. Yani herhangi bir meslek seçebilir, sevdiği meslek olabilir ama bu kavramları da bilmesi lazım. Bu kavramları da sıcak görmesi lazım. Gelecekte rakipleri arasında farklılık oluşturabilmesi için ve farklı düşünme yapısına da çok önemli. Farklı düşünme yapısı çok önemli. Bizim çocuklarımıza bunu verebilmemiz lazım. Farklı düşünme yapısına sahip, çılgın yeri geldiğimiz zaman çılgın düşünce üretebilecek çocuklara bunu verebilmemiz lazım. Bizim bunlara ihtiyacımız var ki ülkemizin özellikle dünyada rekabet edebilecek, üretimi arttırabilecek, katma değerli üretim oluşturabilmesi için bu tip kavramları sindirebilmiş ve üreten çocukların olması lazım. Ve bunları da kendi bünyelerimize tutmamız lazım. Beyin göçünü engellememiz lazım. Çok şükür özellikle tersine göç. Aynen, tersine göç son zamanlarda yaşanıyor. Bu konuda olumlu bir şey ama bu konuda daha fazla üretim, Ar-Ge konularında da daha fazla destekler ve çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Şöyle bir durum da var aslında. Yeni dünyadaki meslek girişimlerine baktığımızda klasik meslekler yavaş yavaş yerini bu dijital dönüşümle birlikte farklı bir alana götürüyor. Evet. Bir anda anlattıklarınız o bizim izlediğimiz Hollywood filmlerindeki bilim kurguyla aslında da örtüşmeye başlıyor. Şimdi bu aslında bilim kurgu değil. Aslında artık bunlar hayatın bir gerçeği. Evet. Haline geliyor. Artık bunları kabul edeceğiz ve bununla beraber gideceğiz. Ya gençlerde. Bu şöyle bir şey. Aslında baktığınız zaman işte dijital dönüşüm diyoruz, ev dönüşüm diyoruz. Bu kavramlar hepsi aslında ev dönüşümün bir alt türevleri. Şimdi internet diyoruz. Az önce bir soru sordu. O soruyu havada kaldı. Cevap veremedi. İnternet diyoruz. İnternet şu anda hayatımızın odağı. Benim söylediğim bir söz vardır. Eskiden aile tanımlamak dediğimiz zaman aile, çekirdek aile olarak aile ve çocuklar, anne baba ve çocuklar diye adlandırdığımız kavramdır. Şimdi anne baba çocuk ve internet diyoruz. İnternetsiz bir hayat düşünemiyoruz. Ama bununla beraber tabii ki internet dediğimiz kavram hayatın, gerçek hayatın bir iz düşümü.
gerçek hayatta ne varsa internette de aynısı var. Yani bu şu demek, her internetin çok büyük avantajları, vazgeçilmez unsurlarıyla beraber bazı riskleri var. Çünkü karşı tarafta sohbet ettiğiniz kişinin gerçekte kim olduğunu bilemiyor olabilirsiniz. Kuzu postu girmiş kurtlar da sizin evinize misafir ediyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden güvenli internet kavramı burada hayata giriyor. Belki güvenli demeyebiliriz buna ama bilinçli internet. Çocuklarımızın özellikle 13 yaşa kadar ebeveynlerin gözetiminde internet kullanmalarını çok büyük tavsiye ediyorum. Zaten 13 yaş sınır şudur. Sosyal medya şirketleri 13 yaş altı çocukları aslında sosyal medyayı kabul etmezler. Yaşlarını büyüterek çocuklar oraya giriyor. 13 yaş bir kritik bir yaştır. 13 yaş üstünde de çocuklar yine internete girerken bilinçli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Her bilginin doğru olmadığını bilerek, sorgulayarak o sorgulamayı da çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ve bu konuda bir şeyi paylaşmadan önce mutlaka düşünüp ondan sonra paylaşmak lazım. İnternette bir iz düşürdüğünüz zaman, bir şeyi paylaştığınız zaman ondan sonra onu tekrar geri almak, telafi etmek imkansıza yakındır. Mutlaka içeride bir iz kalır. Önce düşün, sonra paylaş diyorum. Tabii. Şimdi tabii burada bir duayen isim var. Yani sizin diğer şapkanızı da paylaşmam lazım. İnternet Geliştirme Kurulu eski başkanı. Evet. Halen de Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanlığı dönemi. Tabii bu böyle önemli görevlerde de ve iç dünyamızda da şu anda internetin olmadığı bir yer düşünemiyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla sizin söylediğinizle birlikte ailelere de güvenli internete özellikle söylemlerinizde o vurguyu getiriyorsunuz. Eğitimde internetin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Şöyle, şimdi eğitimde internetin güvenliği tabii ki bunu okullarda özellikle bu mesuliyet. Çocuklarla online eğitim sırasında veya bu kendi dijital platformlar. Bu dijital platformlar derken eğitim içeriklerinin olduğu veya materyallerin olduğu yerler. Buradaki laboratuvar çalışmaları da olabilir, videolar da olabilir, online çalışmalar da olabilir, çocuklara dönük destek programları, rehberlik programları, her şey olabilir. Bu dijital platformlarında zaten okulların yapılarına girdikleri zaman çocuklar belli bir güvenli içerisindeler. Ama çocuklarımız internet üstünden online eğitim devam ettikten sonra bir süre sonra sıkılıp başka internet mecralarına girdiği zaman o zaman da işte az önce söylediğimiz bilinçli internet ve güvenli internet kavramları ortaya çıkıyor. İnternet hayatımızın bir parçası. Bakın, İnterneti çocuklarımız maksimum kullanmalı. Bunu hatta teşvik ediyorum. Daha çok kullansınlar, daha çok bilgi edinmeye çalışsınlar, oyun da oynasınlar. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama her şeyin bir ölçüsü olması lazım. Ve onlar için risk taşıyabilecek yerlerin ne olduğunu bilerek bilincinde oluşturmak lazım. Şimdi baktığınız zaman internet dünyası şöyle bir dünya. Belki seyircilerimiz için çok yeni bir kavram olacak ama bizim şu anda sosyal medya dediğimiz, bazı arama motorları dediğimiz, internetin gördüğümüz, kullandığımız kısım internetin %30'u. Bunun altında bir deep internet dediğimiz, derin internet dediğimiz ayrı bir dünya var. Bunu siz normal arama motoruna giremezsiniz. Onun için ayrı arayüzler vardır, ayrı yerler vardır. Bu buradaki internet ise maalesef çok kötü bir internet. Her türlü suçun işlendiği ve suç materyallerine ulaşmakta kullanılan bir internet dünyasıdır. İşte bu konuda orada kredi kart, en basitinden söylüyorum, en masum kısmı söylüyorum, kredi kartlarının satışıdır. Her silah satışıdır, en masumları söylüyorum. Diğer kavramları burada söylemek istemiyorum. Yani son derece rezil kavramlar. Bunların da böyle bir şey olduğunu bilmek lazım. Yani bu aslında sokakta yok mu? Sokakta da var. Sokakta uyuşturucu satıcısı yok mu? Ama karşınızdakini görüyorsunuz aynı, sokakta. Aynen ama gene de bazı yerlerde orada dikkat etmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz kişiler de size farklı şekilde yaklaşabiliyor. Aynı yapının da burada olduğunu bilmeli lazım. Buna dikkat etmeli lazım. İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru ve bundan sonra daha da fazla kullanacağız. Çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor. Bilgi ulaşımımızı arttırıyor. Bunu kullanırken özellikle veri konusu çok önemli. Büyük veriden bahsediyoruz artık. Eğitimde de bu kavramlar oluşacak. Belki şu anda bizim için çok erken ama yapay zeka merkezli, robotik teknolojilerinin ağırlıkta olduğu eğitimler daha artarak devam edecek. Şu anda kodlama seviyesinde eğitimler var. Bu aslında kodlamada algoritmadan bahsetmek gerekiyor. Algoritma bu işlerin temelidir. Algoritma kavramını bizim çocuklarımıza öğretmeye başladık. Algoritmayı siz bildiğiniz zaman algoritma satış algoritması olabilir, pazarlama algoritması olabilir, muhasebe algoritması olabilir. Algoritmanın kavramını
anlatabilmek ve ondan sonra da kodlama girmek çok daha sağlıklı olacaktır. Ve biz bu çalışmalara başladık. Gelecek bilişimle gelecek, gelecek eğitimle gelecek ve biz bu iki kavramı da birleştirerek çocuklarımıza gelecekte doğru tercihler yapabilecek, onlara bu platformları sunabilecek imkan sunuyoruz. Onlar kendi yeteneklerine ve becerilerine göre en doğru tercihi yapmalarını da sağlatmak istiyoruz. Serhat Bey, söyledikleriniz çok önemli. Eğitimin nasıl bir güven ve itibar üzerinde oturduğunu çok net ifade ediyorsunuz o söylemlerinizde. Bununla da baktığımız zaman şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı Doğa Koleji birlikteliği. Bu birliktelikle birlikte akademik İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademik know-how'unu eğitimde katma değerli bir noktaya dönüştürdüğünüzde çok farklı açılımlar olur. Doğru. Aslında bu Türkiye'nin gelecekteki vizyonuna da önemli katkılar sağlayacak. Doğru. Bununla alakalı nasıl bir perspektifiniz olabilir? Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi dediğiniz zaman aslında çok fazla bir şey söylemek yok. İstanbul Teknik Üniversitesi 247 yıllık bir geçmişi olan, bu zamana kadar yüz binlerce, milyonlarca mezun yetiştirmiş ve çok değerli mezunları olan, biliyorsunuz birçok başbakan bizim okulumuzdan çıkmış, Cumhurbaşkanı, başbakanlar çıkartmış ve bakanların sayısını saymakla sabaha kadar yetmeyecek bir zaman. Çok değerli bilim adamları yetiştirmiş bir okuldan bahsediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin enleri vardır, ilkleri vardır. 247 bir yıllık bir yapı. Şu anda Sayın Rektör Hocamızın bu konudaki üstün gayretleri ve liderliğiyle beraber örneğin bizim Doğa Koleji olarak fen teknoloji listelerinde İTÜ akademisyenleri doktor seviyesindeki öğretim görevlileri derslere girmeye başladılar. Özellikle yazılım ve kodlama derslerine giriyorlar ve çocuklara bu konudaki gelecek vizyonları ve yapılabilecek teknolojileri de bir fiil derslerde anlatmaya çalışıyorlar. Yapay zeka İTÜ'nün çok kuvvetli olduğu bir yapı, Teknokent İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'de lider olduğu bir yapı, Avrupa'da ilk 2'de olduğu bir yapı, dünyada ilk 4'te, bazen 5'te ama ilk 4-5 diye açıklanır. Birinci, ilk 5'in sıralaması açıklanmaz. Belki 1. belki 5. böyle bir yapı içerisinde olan bir yapı. Tabii bu gücü biz gençlerimize aktarmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz ve bunların hepsini de biz ticari bir kaygı olmadan yapmak istiyoruz. Bu çok önemli. Yani kesinlikle bu işe, eğitim ticari kısmı tabii, çok önemli. Bu konuda rektör hocamız, özellikle rektör hocamız bu liderliği yaparken ticari olarak değil, ülkemize daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz, daha fazla nasıl değer kazanabiliriz, bu çocuklarımızın gelişimi açısından daha fazla nasıl mücadele edebiliriz olarak bakarak bütün ekiple beraber bunları sağlatmaya çalışıyor. Daha birçok yapacağımız çalışma var. Özellikle pandemi süresince kesintiye uğrayan bazı çalışmalar oldu. İşte Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı gibi, fen teknoloji liselerinde yapılacak ilave çalışmalar gibi, müfredat içerikleri gibi daha birçok çalışmamız var. Fen bilimi. Tabii ki özellikle bu konular oldukça kuvvetli ve son derece pozitif değerler oluşturabilecek kavramlar. Yani çocuklarımızın özellikle daha belki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisedeki yani kesin daha üniversiteye girmeden üniversiteli çocuklarla da beraber haşır neşir olarak onlara da yeri gelen koçluk alabilecekleri mekanizmalar üreteceğiz. Çok yapacağımız iş var. Güzel işler yapacağız. Türkiye'de ilkleri yapacağız. Ama bunların hepsinin sonucunda bizim için en değerli olan çocuklarımız, onların Türkiye'nin geleceğine yön verecek, altını çiziyorum, yön verecek gençler, özgüveni kuvvetli, becerisi kuvvetli, lider gençler yetiştirmek bizim en büyük hedefimiz olacak. Peki. Sayın Özeren, çok teşekkür ediyoruz. Aslında sorularımız çok. Fakat programdaki süremiz az. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar Başarının Yolu programıyla bu akşamki yayınımızı bitiriyoruz. Çok önemli konu başlıklarını okul seçiminden dijitaldeki kariyere kadar bir sürü alanda Sayın Serhat Özeren'le konuştuk. Haftaya başka konu ve konuğumuzla buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın. İyi akşamlar.